Evet arkadaşlar, zor bir maça çıktık. Özellikle maçtan önce transferlerin, önemli oyuncumuz Wagner Love'un Beşiktaş'a gitmesi, bugünkü maçta oynayacak mı oynamayacak mı? Bunlar maç öncesi yaşadığımız, teknik adam olarak da öğrendiğimiz, kendimizi geliştirdiğimiz, deneyim kazandığımız iki günlük bir ders yaşadım bir teknik adam olarak. Öğretici bir ders yaşadım. Ne yapabilirsin, ne yapman gerekiyor, tavrın nasıl olmalı. Böyle çıktık maça. Geriye düştük. Geriye düşmemize rağmen oyuncularımız mücadele ederken golü bulduk. Bu çok önemliydi. İçeri girerken gollü bir şekilde içeri girmek gerçekten önemliydi. İkinci yarıda zaman zaman oyun içerisinde rakibin veya bizim üstünlüğümüz oldu. Ama maçın geneline baktığınız zaman hak ettiğimiz bir galibiyet olarak düşünüyorum. Alanyaspor olarak da iş bitmedi. Yani cami olarak bir maç kazandık. Bir maç kazanmaktan yazı getirmedik. Çünkü biz şimdi 21 olduk. Bursaspor'da 25 puanda. Alttan baktığınız zaman 9 tane takım bu işin içinde. Küme düşme potasında. Yani Bursa 25 puanda, iyi bir puanda. Oradan altındaki bütün takımlar bu işin içinde. Dolayısıyla çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. Yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Lucas'ı dün yetiştirip takıma kazandırdıkları için bugün gerçekten takıma çok katkı yaptı. Bu çok önemliydi. Ama bundan sonra da belli bölgelere transferlerimiz sürecek. Tekrar oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bursaspor'a teşekkür ediyoruz. Onlara da bundan sonraki maçlarda bol şanslar diliyoruz. Aslında Kasımpaşa maçına çok üzülüyorum açık söyleyeyim. İki kere öne geçmemize rağmen orada hamleyi yapamadık. Hamle gücümüz, yani oyuncu grubumuz var ama orada hamleyi belki yapmış olsak. Şimdi bir Lucas oyunda kaldığı süreç içerisinde takıma çok büyük katkı yaptı. Dolayısıyla oradaki maçtan buradaki maçı karşılaştırmamak gerekiyor. Belki 2-2 bitirebilirdik kırmızı kartı görmesek. Bugün Bursaspor'da farklı bir 11 ile başladı. Pablo Bataş'a bence Bursaspor için çok şey. Ben kendisiyle çalışma fırsatı buldum. Çok önemli bir oyuncu yani. O saha içerisinde o da bir ikinci antrenör oyun zekasıyla. O da bizim için, belki bizde de Wagner Love yoktu. Ama buna rağmen büyük bir değişiklik ben yapmadım. Belli konularda çalışmalarımızı yaptık. Bence takımın, çünkü testler yapıyoruz, oyuncu grubunun durumuna bakıyoruz. Yani çalışmamız gereken, geliştirmemiz gereken çok şey var. Bu galibiyet bizi kandırmasın. Oyuncular iyi mücadele etti, istek değildiler, coşkuluydular, birlikte hareket ettiler. Rakibimizin hatalarını iyi değerlendirdik. İyi bir takım var karşımızda. Hamle gücü çok güçlü bir takım var. Sonradan oyuna katkı yapmak için giren oyuncu grubunun isimlerini de gördük. Dolayısıyla galibiyet yabana atılmaz ama bizim daha mesafe kat etmemiz gereken çok önemli işler var. Bu bilinçteyim ben. Açık söyleyeyim, ben çok net. Şimdi biz bu teklifleri alıp Sayın Başkan Hasan Bey'le konuştuğumuzda önce takıma bakıyorsunuz, ligdeki sıralamaya bakıyorsunuz. Belli oyuncu isimleri var. Şimdi 3-4 oyuncu ismi sayıp takımdaki diğer oyuncuları farklı bir profile koymak istemiyorum. Ama geçen senenin gol kralı olmuş. Oyun içerisinde diğer 6-7 oyuncu grubu var. Bu gol krallığında ve takımın iyi oyununda katkı sahibi olan oyuncu grupları var. Diyorsun ki işte birkaç transferle evet ligde iyi bir takım haline gelebiliriz. Takımın en önemli oyuncusu transfer olup gitmesi, yani gücünüzden güç kaybedip ve bir omurgayı alan bir Wagner Love takım içerisinde kolay değil. Bunun bir de yönetim tarzı var yani, idari tarzı var. Çünkü oyuncu gitmek istiyor. Oyuncu, ben Wagner Love'dan ben de konuştum. Oyuncu şunu diyor, ben 33 yaşına geldim. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Şampiyon olmak istiyorum. Elime böyle bir fırsat geçmiş. Ben bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Ve iki kere de antrenmana çıkmadı. Geldi. Ben dedi antrenmana çıkarsam antrenman düzeyini bozarım. Antrenman disiplinini bozarım. Kafam çok bozuk. Bana müsaade edin dedi. Dolayısıyla
Bütün bunları biz hafta içi, hatta bugün maçtan önce belki oynama durumu bile vardı. Bütün bunları yaşayan ve maça çıkan bir ekibiz, yönetimiyle, teknik heyetiyle ve oyuncusuyla. Böyle bir durum içerisinde fazla olaylara müdahale olamıyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla bir yerde de artık elinizdeki şartlar neyse ona göre hareket ediyorsunuz. Bu konuda ciddi çalışıyor. Çünkü yönetim kurulu Lucas'ın transferinde gerçekten başarılı bir iş yapmıştır. Çalışmaları yapıyorlar. İnşallah birkaç gün içerisinde hayırlı haberi size verirler. Hadi sağ olun. Ne yapıyorsunuz?